Düğüne, cenazeye geldik sanacak. Ağlıyor musun Naşit? Evet. Kahrından. Küçük hanım mendil. Efendim, böyle mutlu bir günde lafı uzatıp sizleri sıkmak istemem. Gençler bize başvurup evlenme isteklerini beyan ettiler. Bu isteklerini bir kere daha konuklarımızın huzurunda kendi ağızlarından duyalım. Sayın Nazan Avcı. Oh. Selim Kumlu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, sonsuza kadar evet. Selim Kumlu, siz Nazan Avcı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Yapma Selim. Ne olur yapma. Selim Bey, Nazan Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet de, evet de. Selim Bey, son kez soruyorum. Nazan Avcı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, indirilecek kalbim anne. Neden duruyor bu çocuk? Selim. Naşit Bey, ne oluyor? Dur bakalım. Galiba aklı başına gitti. Yapma. Yapma ne olur. Ben hepinizden özür dilerim. Ben bunu yapamam Nazan. Ne?
fena oluyor. Duydun mu Gül? Bana bunu yapamazsın Selim. Bana bunu yapamazsın. Bu kararı daha önce vermeliydin. Bu kadar geciktiği için üzgünüm. Ay ben artık bayılacağım. Tutma beni anne. Ay. Ama ben seni sevmiyorum Nazlı. Hamileyim ben. Karnımda senin çocuğun var. Bana bunu nasıl yaparsın Selim? O benim de çocuğum. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım, merak etme. Yalan söylüyor. O hamile falan değil. Her zamanki oyunlarından biri. O doktor sahteydi. Her şey bir oyundu. Seni kandırdı Selim. Ve sen bana bunu söylemek için bunca zaman bekledin ha Leyla? Ya evet deseydin? Neden? Hayır hayır. Doğru soru nasıl? Nasıl yapabildin bunu bana? Bunu bile bile nasıl sakladın benden bunca zaman? Ben... Verecek cevabın yok mu Leyla? Senin gibi her şeye cevabı olan biri susuyor ha? Susma Leyla, susma! Ben sadece... Sadece ne? Sadece evlenip hayat boyu mutsuz olmamı mı istedin? Konuşsana. İstediğin bu muydu? Ya evlenseydim Nazan'la? Ne olacaktı ha? Selim. Hayır baba. Bu Leyla ile benim aramda. Bana açıklamak zorunda. Ben açıklayamam. Dostum olduğunu sanmıştım Leyla. Beni anladığını, yanımda olduğunu sanmıştım. Mutlu olup olmamamın en çok senin umurunda olacağını sanmıştım. Umurunda. Hiç sanmıyorum Leyla. Umurunda olsaydı şu anda kendimi bu kadar aldatılmış hissetmezdim. Selim. İyi yolculuklar Leyla. Fransa'da mutluluklar. Yetişin komşular. Ah koşun. Koşturun. Yangın var. Yanıyorum. Yetişin. Ay. Nazan. Kızım bir şey de. Konuş. Aha anne. Ah. Konuş. Ah. Ne bahtsız kadınmışım ben. Ay nerelere kaçayım ben. Nerelere gideyim ben. Ay yerin dibine girdim. Bu kızın sayesinde köstebek derimin açıktı. Hak ettin ama. Uyardım. Dinlemedin. Ah. Size zorla güzellik olmaz dedim. Dedin anne dedin. Hak ettim anneciğim, doğru söylüyorsun. Bu kızı doğurmakla hak ettim her şeyi. Ah seni doğuracağıma taş doğursaydım keşke. Ah. Hamileymiş, öldüreceğim seni. Hamile değilim. Her şey yalandı. Leyla'nın dediği gibi oyundu. Hayatım gibi. Ay kalbim. Ay ben gideceğim anne. Hakkını helal et anne. Dur dur. Derim ha kızım. Kendine gel. Ay. Ay gitti gene kadın. Ay. Böyle yalan olur mu ha? Sen söyle anne. Böyle yalan olur mu? Olmaz. Bu kadarı da rezalet. Ama sakin olun kızım. Zamanı değil. Biraz aklımız yerine otursun konuşacağız bu konuyu. Hayır. Ben de yalan söylerim. Ama bu kadarını söylemem anne. Doğru. Yukarıda Allah var. Hayır. Ben de canım çarparım. Ama bu kadar çarpmam ki anneciğim. Her şeyin bir sınırı var yani. Yeter anne yeter. Ay bir de yeter diyor. Yetmez. Anne hapiste bakarım diye söz ver. Şu kızı ben bir kaşık suda boğayım ha. Hadi canım. Ha sevabını Allah aşkına. Yeter. Başka çarem mi vardı?
Yalanlara sığınmaktan başka çarem mi vardı? Senin öldürmene gerek yok. Beni zaten öldürdüler anne. Allah! Şşş! Odana git. Gözüme gözükme. Her şeyi berbat ettim. Her şeyi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Selim. Merhaba. Merhaba. Gel. Kusura bakma, habersiz geldim. Banu yok mu? Yok, o ailesinin yanına İzmir'e gitti. İyi misin sen? Değilim. Hiç iyi değilim. Sanırım konuşmaya ihtiyacım var. Sen gel geç otur, ben sana bir kahve yapayım. Nerede kaldı bu kız? Korkma Kiros, gelir birazdan. Onun adı Fırtına Leyla. Hiçbir şey olmaz ona. Hata etti. Nikaha gitmeyecekti. Zaten o çocuğun evlenmeye gönlü yokmuş. Boşuna kürek çekti yine. Belki. Ama bir tek hata yapan o değil. Büyüdüğünüz adam yerine koyduk ya sizi. Hepiniz bir garip oldunuz. Bu ne demek şimdi baba? Sen benden habersiz nasıl kaçarsın mahalleden? Gözünüzdeki değerimiz bu kadar mı? Ya estağfurullah baba, o nasıl söz? Sen benim canımsın. Ama bilmediğim bazı olaylar var. Palavra sıkma, sus. Bugünlerde her adımınız olay zaten. Leyla geliyor. Ne oldu kızım? Durum ne? Yok bir şey Halit baba. Ağladın mı sen? He? Canını mı sıktılar? Öyleyse haberler olsun, başlarına yakarım dünyayı. Ağır ol kapken, yok bir şey dedik. Hadi gidin siz. Yarın konuşuruz. Hadi kalk gel sen de geç karşıma. Tek başıma deli gibi oynamayayım. Yok Naşit, ben bilmem bu havaları. Aman aman, ben almayayım. Aman Naşit Bey, yeter. Kanlar içinde kaldınız. Bir şey olacak yani. Korkma, bana bir şey olmaz Dada Hanım. Bugün benim en mutlu günüm. Yeniden doğdum vallahi. Naşit Bey, Naşit Bey. Ben de sizin gibi şıkır şıkır oynamak istiyorum müsaadenizle. Oyna kızım. Allah. Bugün bizim bayramımız. Sen de oyna. Vur dizini Zeynep. Hayda. Hayda. İlahi Naşit. Hayda. Hayda. Ne işimiz var çayda? Niyazi bu evde olmayacak. Kalk bir yerlere gidelim. Sabahlara kadar zeybek oynayalım. Misket oynayalım. Göbek atalım. Ben de gelebilir miyim? Ne demek kızım? Tabii gelirsin. Bir yaşama daha girdim Naşit Bey. Kendinizden misiniz? Utanın biraz. Ne utanacağım ya? Onları utansın. Yüreğimi ağzıma getirdiler. Hamileyim dedi. Oğlumla kapıştım, evden kaçtım. Ne yediğimi bildim, ne içtiğimi. Kan kustum, kan. Ama Allah'ın tokadı yok değil mi Niyazi? Yok, yok. Nikah masasında kalırsın öyle dut yemiş bülbül gibi. Bülbül gibi. Ay çok eğleniyorum, çok. Biraz da göbek atabilir miyim? Sus be. Ne yaparsan yap kızım. Ya Leyla, onu düşünmüyor musunuz? Zavallı kız ne hallere düştü. Hani sizin prensesinizdi. Ne çabuk unuttunuz. Ya bir şey desenize Naşit Bey. Haklısın. Kim bilir ne haldedir kızcağız şimdi. Ya.
Leyla, kızım uyudun mu? Ne oldu Halit baba? Gel kızım, konuşalım seninle biraz. Gel. Leyla, kızım iyi misin? He? İyiyim Halit baba. O zaman bu gözyaşları niye kızım? Mutluluktan olmadığı besbelli. İçim acıyor Halit baba. O neymiş? Onu hayal kırıklığına uğrattım Halit baba. Seni çok sevdiğin, kaybetmekten korktuğun birini hayal kırıklığına uğrattın mı? Leyla kızım, topla kendini. Bu söylediklerin... Biliyorum Halit baba. Biliyorum. Ama artık inan içimde tutamıyorum. Ateşle oynuyorsun kızım. Yol yakarken at bu çocuğu aklından. Olur yok bu işte. 3 günlüğüne yaşadığın masalın prensesi değilsin sen. Bu mahallenin çocuğusun. O yukarı mahallenin çocuğu. Yıldızlara yakın mahallenin. Bizim mahallemiz ise karanlıkta kalıyor kızım. Unutma bunu. Konuşmaya ihtiyacın olduğunu söylemiştin ama daha tek kelime bile etmedin. Çok güzel ve sıcak bir evim var. Söylemek istediğinin bu olduğundan emin misin? Çok yorgunum. Tüm bu olanlar beni gereksiz yere çok yıprattı. Bence bu konuyu konuşmaya hazır değilsin. En iyisi sen bu gece burada kal ve dinlen. Sabaha konuşuruz. Hı hı. Anladım. Tamam efendim, hiçbir şey dokunmayın. 4'leri yakın, ben geliyorum. Tamam. Yasin, gel oğlum benimle. Sen de toparla buraları. Geliyorum tamam usta, tamam. Ya Nazan Hanım? Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste demişler. Salim, kimse yok mu lan? Yok, ben varım. Salim ustan yok mu? Yok, birazdan gelir. Acelem var. Şunun yağına suyuna bak bakayım. Siz yukarıda bekleyin. Şunu sıkayım, hemen bakıyorum. Anlamadım. Tanımadın galiba. Benim adım Hakim. Namı diğer canavar Hakim. Çıkart lan sıfatını da yüzünü göreyim. Memnun oldum. Ben de Kapgel. Kapgel Rıdvan. Yenisin galiba. Evet. Sabah başladım. Hemen böyle motorun altına mı soktular seni? He. Bir sakıncası mı var? Ya zaten sıkıntılıyım. Her türlü markajdayım. Bir de sen bela olma başıma. Hı. Posta mı koyuyorsun lan? Postane mi burası? Ne postası? Bırak anahtarı, bakacağız. Ulan. Çıkart bacağını da topal bırakayım seni. Aman Akif abi, etme. Daha yeni başladı işe. Seni tanımıyordur. Özür dile abime. Özür dilerim abi. Arabanın yağına suyuna bak. Ben bakarım abicim. Sen geç şöyle bir çayımızı iç. Olur, içerim. Oğlum kafayı mı yedin sen? Tanımadın mı? Meşhur kabadayı canavar Akif bu adam. Dükkanda malzeme unutmasam cenazene gelecektik burada. Kaputu açıyorum, bak şu arabanın yağına suyuna.
Günaydın. Günaydın. Dinlenebildin mi? Uzun zamandan beri ilk kez deliksiz uyudum. Oo süper. Sana çay demledim. Sağ ol, çok naziksin. Al bakalım. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dinlenebildiğine göre artık konuşmak ister misin? Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hatta ne anlatacağımı bile bilmiyorum. En azından dene. Göreceksin bak, iyi gelecek. Her şey allak bullak kafamda. Son zamanlarda yaşadıklarıma bir türlü anlam veremiyorum. Belki de sadece unutmalısın. Hepsinin kötü birer rüya olduğunu düşünüp tekrar başlamalısın. Ya unutmak istemediğim kısımları? Onları ne yapacağım? Geçmişte bırakacaksın. Birer ana olarak kabul edeceksin. Ve yeniden başlayacağım. Her şeye. Her şeye. Evet, her şeye. Ha şöyle. Yılın düğününde büyük skandal. Nikah masasında terk edilen gelin. Kaldır şu gazeteyi anne. Kısaklın evi. Ah, bugünleri de gördük. Gazetelere manşet olduk ama tersten. Bu konuyu kapatın artık. Konuşmayın. Olan olmuş. Bundan sonra biz kendi hayatımıza bakalım. Niye yanayım bilmiyorum vallahi. Gazetelere çıkıp ele güne rezil olmamıza mı? Yoksa canım zengin damadı kaçırdığımıza mı anne? İkinizden de özür dilerim. Yaptıklarım hiç doğru değildi. Sus! Özür dilermiş. Sesini bil, otur köşende. Neriman, bu yaşından sonra şu ayağımdaki terliği alnının çatına yiyeceksin. Yeter be, gitme kızın üstüne. Ne yapayım anne, içim yanıyor. Sabahtan beri soğuk sular içiyorum, çaylar içiyorum. Geçmiyor. Ben çıkıyorum. Nereye? Elin içine çıkacak yüzümüz var ha? Peruk meruk tak bari de tanımasınlar. İşim var. Ne işin var? Neriman. Bana bak, hava kararmadan evde olacaksın. Yoksa... Tamam. Pek güzel, pek güzel. Harika. Rezil olduk ama değdi valla. Değmez. Kurtardık çocuğu zebanilerin elinden. Hem de son dakikada. Çay. Tabii, koy. Pek güzel. Harika. O gazete haberlerini çay çevireceğim. Odamın en güzel yerine asacağım. Çalışmayacak mısın bugün? Çalışacağız. Niye çalışmayalım? Hepinize günaydın olsun. Çayınız var mı Halit baba? Poğaça kaptım. Var var. Yeni demledim hem de. Hemen alayım. Ya otur sen, otur. Rıdvan nerede? Çalışıyor. Yoto tamircisinde işe girmiş. O ne anlar ki otomobilden? Anladığı kadar. Yakında sepeti koluna verirler. Düşer buraya. Nasıl etmesen. Düşer diyorsun. Düşer tabii. Sen de söyledin ya. Ne anlar araba tamirinden? Öyle olsun Çiroz. Oo, haberlere bak. Vay vay. Sosyeteye kapak olmuş. Bu gazeteleri saklayalım. İleride biri artistlik yaparsa ikaz amacıyla gösteririz. Düşersin kızım, sıkıntı değil. Aferin benim kızıma. Kızım, ben. Aferin. Beni aferin. Ben artık sizin yüzünüze bakamam. Baba. Baba gitme ne olur. Aferin benim kızıma. Aferin.
Hale giderken kamyondan düşmüş karpuz gibi olduk. Asfalta yayıldık. Öyle güzel söyledin ki canım karpuz çektin elime. Soğuk soğuk içimiz de soğuk biraz, ha ne dersin? Ay ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Ben yandık bittik kül olduk diyorum. Sen sobaya odun at, ateş harlansın diyorsun. Aa biraz topla kendini canım. Ha, kim bu? Selim olmasın? Selim niye olsun canım? Anne pişman olmuştur. Belki elimizi eteğimizi öpmeye gelmiştir ha, kim bilir. Ay. Anne oysa affedelim mi? Ya sabır çeke çeke sabır taşına döndüm ya Rabbim. Hiç mi akıl vermedin sen bu kadına? Ay anne vallahi Selim bu. Bak onun kapı çalışı. Geliyorum. Ne oluyor ya? Eşyaları almaya geldik. Sattınız ya bizi. Ha, buyur. Doğru söylüyorsun. Abla o koltuktan kalksan da yüklensek. Aa, çek ellerini antika koltuğumdan be. Biz vazgeçtik, satmıyoruz. Ama biz paranın yarısını verdik. Laftan anlamıyor musun sen? Vazgeçtik diyorum. Yürü hadi. Hadi canım hadi hadi. Kapı şurada. Paramı geri verin o zaman. Parayı harcadık. Ben sana taksit geri öderim. Hadi hadi. Ayrıca bir daha eski damadım gibi kapıyı çalarak insanların hisleriyle oynamayın. Oo. Nasıl gönderdim anne? Yarpaçların lüle lüle Neriman sanal güle. Ya kızım sus adamlar, işler ne yapsınlar be? Çocuğum kırmadan götürün, emanet bunlar. Olur abla, çok ağırmış. Ne var bu sandıkların içinde? Eşek ölüsü. Zeynep, insanı çileden çıkarma. Aman dadı hanım, bu kutlu günümüzde. Maşa papazı gibi surat asıyorsunuz. Yürüyün, eğlenin biraz. Bakın Neriman Hanım ve Nazan Hanım'ın çeyiz sandığını geldiği yere postalıyoruz. Bugün bizim kurtuluş günümüz. Bence bugünü her yıl ailemizin bayramı olarak kutlamalıyız. Nasıl kutlayacağız? Ay ne bileyim ben. Şu anın temsili tekrarını yaparız. Her sene törenle iki çeyiz sandığını denize dökeriz. Gecesinde havai fişekler fırlatır. E şimdi senin kafanı patlatacağım, göreceksin gününü. Mesela seni akıl hastanesine yaptırırız temsili olarak. Peki. Olur, yatarım. Yeter ki bu mutlu günü her sene kutlayalım. Yarın saçları. Her şey iyi hoş da Leyla'nın hali kötü oldu Niyaz. Öyle. Selim çok üstüne gitti. Kızı anlayıp dinlemeden yüklendi. O da haklı. Neredeyse hayatı mahvolacaktı. Geciktiği için kızdı Leyla'ya. Ya niye daha önce söylemedi bize? Yani Nazan'ın oyunu diyorum. Ya kız söylemek için nikah koşmuş gelmiş işte. Selim masadan kalkmasa Leyla söyleyip kaldıracaktı. Ufacık bir zamanlama hatasından birbirlerinin kalplerini çok kötü kırdılar. Selim'i bu işten kurtardık ya Niyazi. Hepsinden önemlisi o. Leyla da kendi hayatına döndü. Yakında unutur olanlar. Baba, bölmüyorum değil mi? Gel oğlum, hoş geldin. Selim gel.
Selim, sen bu şirketin yolunu bilir miydin? Vallahi bulmakta biraz zorlandım ama bundan sonra gözüm kapalı bile gelirim. Hayrola oğlum? Şirketin başına mı gideceksin? Şimdilik hayır baba. Ama başına geçeceğim gün için hazırlıklara ve çalışmaya başlıyorum. Niyazi ne diyor bu çocuk? Anlamadım. Şirketten filan bahsediyor Naşit ama anlamadım. Sen haklıydın baba. Artık hayatımdan karşı çıktığın her şeyi çıkarıp yeni bir başlangıç yapacağım. Bundan sonra Nazan mazan da yok. Benim için sadece şirket, iş ve ailem var. Niyazi, mutluluk sarhoşu olduğumda hayal mi görüyorum ha? Selim karşımda mı? İkimiz de aynı hayali görmüyorsak Selim karşımızda Naşit. Buradayım baba. Gel lan buraya hayta. Sonunda yola geldin ha. Ben hemen Selim'e bir oda hazırlatayım. Hey aslanım benim be. Hadi kemik. Ey yavrum, ey pencüse, severler güzeli Zeynep ise. Buyur baba garibanı, bende kalmasın. Amma bağlasın bugün Şiroza be. Ne balı, senin kaderin bu Halit baba, üzme kendini, boynuz kulağa geçermiş derler. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin kardeş. Otur Rıdvan. Ne haber Rıdvan abi? İyidir. Hoş geldin kap gel. Hoş bulduk. İşe başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bizim holdingin genel müdürlüğünden istifa ettin yani. Öyle oldu. Nerede kalıyorsun peki? Boş ver, kalıyoruz işte. Vay be. Böyle mi olacaktık biz kardeş? Olduğumuz bir şey yok Leyla. Bana bak, aklını başına topla. Gel dön yanımıza oğlum. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Eskisi gibi olalım. Et tırnaktan ayrılmaz kap gel. Benim manzaram iyi ya. Siz keyfinize bakın. Hadi eyvallah. Hop otur şuraya artist. Kap gel, içeriden soba aldın mı bana ha? Oğlum Halit babanın sözü var bize. Akşama ziyafet çekecek. Kal yine gidersin. Kal bir Rıdvan abi. Hah? Naz etme be oğlum üf. İyi hadi. Baba, Halit baba, çaktırmadan bize işkence mi ediyorsun ya? Mis gibi kokuttun ama hala pişmedi diyorsun. Ne iş? Az kaldı, sabret biraz. Oy, piliçlere bak, piliçlere bak. Çevir, çevir. Bakkaldan da iki kangal sucuk kapayım mı? İyi, koş hadi, koş. Koş ne demek, uçarım. Ben de geleyim Çiroz abi. Gel kızcımcime, en güzelinden sana da bir çikolata kaparız, hadi. Ne düşünüyorsun? Hiç. Hiç. Niye güldün? Öylesine. Derdin ne senin kap gel? Söyle belki çare oluruz. Olamaz. İstediğin olmadı mı? Mahalleye döndük. El elde baş başta kaldık işte. Daha ne kap gel? Özlemedin mi orayı? O yalıyı? Özlemedim. İşte derdimiz de bu. Yalan söylüyorsun Leyla. Hay. Hey, şunlara bak şunlara. Hadi siz başlayın. Soğutmayın çocuklar. Haklıydın. Hangi konuda? Söylediğin her şeyde. Söylediğin her şeyde yerden göğe kadar haklıydın. Yalan söyledim. Sana, kendime, herkese. Ben... Ben o çocuğu... Yani... Sizin eşkali aynalıyı sevdim. Sevdin ha? Eyvallah. Nereye? Gidiyorum. Kap gel dur. Dokunma bana. Sen benim tanıdığım Fırtına Leyla değilsin. Sen değiştin.
oyalıya ayak bastığımız gün. O cafcaflı giysileri giydiğin gün. O lüks arabaya bindiğin gün değiştim. Sen kendinde misin Kapken? Ne söylediğinin farkında mısın? Sadece o herifi değil. Onunla birlikte o yaldızlı hayatı da sevdim. Zenginliği sevdim. Gözüm kamaştı. Şimdi o hayata dönmek için kısa bir yol arıyorsun. Ne oluyor? Bu da eyvallah. Odan sabaha hazır. Bir bak bakalım. Biz kafamıza göre döşedik ama beğenmezsen değiştiririz. Gerek yok baba. Hem odan fazla rahat ve güzel olursa ben tembellik yaparım. Sen bilirsin oğlum. Maaşından keseriz çalışmadığın saatleri. Maaşını alınca bize de bir yemek ısmarlarsın artık Selim Bey. Vallahi maaşa bağlı. Yani ne kadar kazanacağımı henüz bilmiyorum. Ay tövbe bak. Daha işe başlamadan zam pazarlığı yapıyor benimle. Kimin oğluyum? Ya çok şımartmışsın Selim'in Ayşe amca. Anne. Hadi bakalım. Size doyum olmaz gençler. Uyku vaktim geldi. Siz keyfinize bakın. İyi geceler Ayşe amca. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım. Baban çok mutlu. Onu böyle görmeyi çok özlemişim. Peki sen nasılsın? Daha iyi olacağım. Zamanla. Selim, okulu tamamen bırakacak mısın? Bilmiyorum. Ya her şeye başlaman güzel ama hayallerinden vazgeçmen doğru mu bilmiyorum. Bunu zamanla öğreneceğiz anne. Ben de henüz bilmiyorum. Leyla'ya hala kızgın mısın? Leyla'dan bahsetmek bile istemiyorum. O da geçmişte kalan bir an artık. Hava kararmadan gelecekti güya. Saat kaç oldu bak hala gelmedi anne. Gelir birazdan. Kıza da hak vermek lazım. Ne hakkı be anne? Hiçbir şeye hakkı yok bundan sonra onun. Odasından dışarı çıkmasına bile izin vermeyeceğim onun ben. Deli bir gelsin. Neriman, açtırma benim bayramlık ağzımı. Sen gençken çok mu farklıydın? Anne, ben yaşlı mıyım şimdi? Bırak şimdi bunları. Ben sana böyle mi davrandım? Ne diyorsun anne ya? Ben nikah masasında hiç terk edilmedim çok şükür. Ama kaç defa gece yarıları geldin eve. Konuşturma şimdi beni. Aa, anahtar sesi miydi anne o? İyi geceler kızlar. Ne haber anneanne? Nazan kızım. Ne bu halin? Sarhoş musun? Ha? Bir iki kadeh içtim. İyi yap. Sadece bir iki kadeh. Çok uykum var. Hadi güzel torunum. Hadi odana gidelim. Hadi yardım etsene Neriman. Ne yardımı ya? Kalsın burada. Her yeri tutulsun da aklı başına gelsin. Hadi güzel kızım. Hadi güzel. Hadi
Bugün ailemiz için önemli bir gün evladım. Hem bizim köyde adettir. Dedem burada olsa kurban bile kestirirdi. Selim, oğlum, hayırlı işler. Hayırlı işler. Aman çok yorma kendini ilk günden. Merak etme sen Meloş. Naşit Bey, çok iş vermeyin çocuğa. Bir iş yerine karışmadığın kalmıştı Melahat Hanım. İstersen gel orayı da idare et ha. Yolunuz açık olsun Selim Bey. Hadi akşama görüşürüz. Suyu dökmeyi unutma Melahat Hanım. Günaydın Naci. Günaydın. Erkencisin. Kolay gelsin. Bahçe sulamayı bitirmek üzereyim ha. Hadi öyleyse güzel köşeler kapılmadan biz de yola düşelim ha. Eyvallah fırtına. Yalnız diyorum ki önce Halit babanın dükkanında bir kahvaltı edelim bari. Oğlum seni şu boğazından çektiğimiz kadar hiçbir şeyden çekmedik be. Hak etmedik mi be fırtına? Oo. Pınar hadi kalk uykucu biz gittik. Uyandınız mı Nazan Hanım ha? Gece feneri geç söndürmüştünüz halbuki. Akşama kadar yatarsınız diyorduk. Anne bağırma başım ağrıyor. Balyozlar indiriyorlar değil mi böyle beynine? Evet çok kötü. Ben şimdi gerçekten bir balyoz indireceğim sana. Ne istiyorsun anne ya sabah? Sabah yoklamanı almaya geldim çocuğum. Bundan sonra böyle. Günde 3 fosta yoklama vereceksin bana. Yemeğini suyunu da odana getireceğim. Odadan dışarı bir adım atmayacaksın. Tamam anne. Yeter ki bağırma. Bana bak topla artık kendini anladın mı? Topla kendini ki yaşın geçmeden yeni bir koca bulasın. Of of. Anneye of ha. Anneye of ha. Halit amca. Halit amca. Anladım. Leyla, benim bir işim var. Sen bakıver dükkana. Olur baba da. Sonra anlatırım. Çabuk gel ama. Naci ile malları dökmeye çıkacağız iş portaya. Tamam. Girin. Rahatsız etmiyorum durmayın. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Daha ilk günden gelmekte iyi mi yaptım bilmiyorum. Çok iyi yaptın. Dosyalardan bunu almıştım. Çiçekler bana sanırım. Aslında Naşit amcaya getirmiştim. Harika. Konuşabildiğin tek arkadaşım var. Onu da babama kaptırmak üzereyim. Kusura bakma. Ne demek? Küçük ama. Estağfurullah. Buyurmaz mısın? Şuralarda bir şey olacaktı. Bu buna konur mu? Koy. Sonra su koymayı unutma ama. Ne içersin? Kahve iyi olur. İki kahve alalım. İşte böyle Gülçüm. Her şey bir anda tersine dönüverdi. Senin adına çok sevindim Naşit. Artık oğlun işleri devraldığına göre kendine daha fazla zaman ayırırsın. Ayıracağım. Naşit'cim, toplantı saati geldi de haber vereyim dedim. Ne toplantısı ya? Emekli sayılırım ben artık. Selim'e söyle o girsin toplantıya. Daha ilk günden olur mu? Sen de varsın yanında. Mis gibi olur. Biz Gül'le yemeğe gideceğiz. Hadi size iyi çalışmalar. Sen öyle diyorsan. Hadi. Gülcüm. Yemeğe gideriz değil mi?
Karnım da bayağı acıkmıştı. Hadi kalk bakalım. Olur. Herkese iyi günler. Hayırlı olsun Selim. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Lütfen buyurun, oturun. Yeni aldığımız siparişle ilgili olarak çıkarttığımız üretim raporları hakkında konuşmak istiyorum. Üretim kapasitemiz geçen yıla oranla %15 azalmış gözüküyor. Niye çağırdın beni? Seninle konuşacaklarım. Abi ben artık dayanamam. Biliyorum hatalı. Ama kızların bu kadar yakınımdayken dayanamıyorum. Çekil o zaman. Uzaklara git. Laf mı şimdi bu abi? Nereye gittin? Hem gitsem ne olacak? Niye bu kadar acımasızsın bana karşı? Tek suçlu ben miyim? Ben bu konuda çok konuştum demiş. Ne desem boş. Gidişine dur demedim. Gelişine de gel tamam demem. Ama derdin Leyla ile konuş demekse hiç dil dökme, konuşmam, yapmam. Ben son lafımı ettim. Git şimdi. Yok ol. Senin en iyi yaptığın iş bu. Yapamam. Kızlarımı gör. Yapamam artık.
Öf be Leyla. Ya boşa konuşuyor Naci. Rıdvan'ı hayatta affetmem artık. Benim Rıdvan diye bir kardeşim yok. Yapma be Leyla. Tamam ağır konuştu ama. Ya tamam ya. Kapat konuyu vallahi bak. İşimize bakalım biz. Bu seferlik ayrılalım. Ben buraya konuşmam. Dediğin gibi olsun. Bıktım ikinizden de. Ben işlerimi bitirdim. Geliyorum. Tamam Selim. Saat kaç gibi geleyim? İstediğin saatte gel. Toplantıdan çıkmanı beklerken sıkılıyorum. Bir saat söyle. Toplantıdan ne kadar? Leyla! Kardeşim arabanı çeksene! Çeksene kardeşim arabanı! Ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor? İyi misin? Teşekkür ederim. Buradan bir kız geçti mi? Ne kızı be kardeşim, bir fırtına geçti be. Leyla! Böyle olmaz anne. Hadi abi, olay yaşadı. Zaman koyalım dedik ama artık yeter. Kızım sabret biraz daha. Toparlanır. Gitme çocuğun üstüne. Ay anne, gitme üstüne, gitme üstüne. Benim üstüme gelenler de geldi ama yani. Bu yaşta odaya hapsetmekle çözecek misin? Ay ne bileyim anne, ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Daha kaç gün yas tutacak anlamadım ki. Git bir iki lokma bir şey götür de konuş biraz. Götürelim bakalım anne. Ben çağırmadan güzel güzel konuş. Tamam aman, iyi konuşuruz. Kız ona çok benziyordu. İşportacı bir kız. Selim, eminim Leyla çoktan Fransa'ya dönmüştür. Dönmüştür. Hande. Evet. Ben o kızı görünce anladım ki Leyla'yı çok özlemişim. Anlıyorum. Kendine acı çektirmeseydim. Leyla'yı bul, konuş. Yapamam. O beni uyarmadı. Nazan'la evlenmeme göz yumuyordu. Selim, sana deli gibi aşık olduğum ve bunu yenmeye çalıştığımı biliyorsun. Ve bunu ben söylüyorum sana. Leyla'yı bul. Fransa'da mı, İtalya'da mı, neredeyse. Konuş onunla. Acı çekiyorsun, farkında değilsin. Nazan, kızım. Kalk hadi, bak sana kahvaltı getirdi annem. Bak ne mamalar getirdi kızına. Ah! Ah anne, anne, ah kaçmış, kaçmış anne, kızım kaçmış. Ay ben bu kıza ne yapayım ya? Beni bu yaşta tımarhanelere gönderecek ya. Ne oluyor, niye bağırıyorsun? Daha ne olsun, bizim uyutup kaçmış. O kadar üstüne gidersen olacağı bu. Ay anne, kız evden. Ay. Önlem almanın vakti gelmiş. Geldi mi lafıma, ha?
Anne. Ay anne, gencecik yaşında alkolik oldu gül gibi çocuğum, bak. Bak anne bak. Ay ay ay, öleceğim. Ay bak. Anne anne. Of, yakalanacağım diye ödüm patladı Çiroz. Şansa bak. O zaman vapurda takılalım artık. Olur ha. Aklı kalır bir daha gelir. Bence de. Leyla kızım. Konuşabilir miyiz biraz? Çiroz sen mahalleye git. Akşam görüşürüz. Gecikme ama. Gecikmem, merak etme. Evet, seni dinliyorum. Pınar nasıl? İyi. Görüşmüyor musunuz? Artık değil. Neden? Leyla, ben Pınar'a babası olduğumu söyleyeceğim. Sakın. İkinizin de beni affetmesini istiyorum, ne olur. Bıraktım sizi ama cezasını çektim. Neyin cezasını çektin sen ha? Neyin cezasını? Asıl cezayı biz çektik. El babasına koşarken biz boynu bükük seni bekledik. Bizim de babamız var diyemedik, içimize attık. O yüzden gölge etme bize ne olur. Yapma kızım. Tek suçlu ben miyim? Başkasının suçu yok mu? Ya beni işten atan adam? Onun suçu yok mu? O oğluyla birlikte yaşıyor. Oğlunu her gün görüyor. Gazetelerde düğün haberleri çıkıyor. Ya ben? Seni işten atan adam kim? Seni işten atan adam kim diyorum? Naşit Kumlu. Neyin var kızım? Tamam. Tamam, iyiyim ben. İyiyim. Patron yok mu? Dışarıda, birazdan gelir. Tut. Ne haber canavar? Hı. Ne işiniz var sizin burada? Adamların nerede? Kim kurtaracak lan seni elimizden? Sakın! Bu mu lan delikanlılığınız? Sen mi öğreteceksin bize delikanlılığı? Yatın o! Yatın o! Bittin ulan sen! Yapma yapma yapma! Yapma! Çek git lan buradan! Hadi yürü lan! Söyle abine! Bunun hesabını verecek bana. Defol lan sen de buradan. Sağ. Sana bir can borçlan. Çalışıyordum. Evet. Çok güzel. Çalış Pınar. Unutma, doktor olacaksın sen. Benim gibi işe yaramaz, dostun düşmanını ayırt edemeyen birisi olmayacaksın. İnsanların gözüne bakıp
ne mal olduklarını anlayacaksın. İmkansız. Dadı Hanım, vallahi siz iyi değilsiniz. Ne bağırıyorsun kızım kulağımın dibinde? Kahveye laf etmediniz. Halbuki her zamankinden yarım şeker fazla koymuştum. Ama kayfe işte, ne laf edeceğim, basmaya kayfe. Aman dadı Hanım, daha önce çeyrek şeker fazla koydum diye bana 10 soğan soydurmuştunuz. Zeynep, tepemin tasını attırma. Geç posta kutusuna bir bak bakalım. Ay anladım. Sizin aklınız o gelmeyen mektuplarda. Maşallah kızım, maşallah. Bu yaştan sonra kafam tıkır tıkır çalışmaya başladı. Kazanız mübarek olsun. Dadı Hanım, çekinmeyin. Anlatın beni. Ben aşk acısından anlarım. Kızım, birazdan kafanı da patlatacağım. Onun da acısından anlar mısın acaba? Ama böyle olmaz ki dadı Hanım. Ben bunca yıldır aşk acısı çekiyorum. Kimseye böyle davranmıyorum. Size hiç yakıştıramadım. Beni şu yarım akıllı kıza maskara ettiniz ya. Alacağınız olsun. Leyla Hanım, bir saniye. Leyla, ne oldu? Hanımefendiye söyle çıksın dışarı. Ziyaretçi de almasın içeri. Seninle özel konuşacağız. Otur. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Sadece güvendiğim, sırt dayadığım dağlara kar yağdı bey baba. Sakin ol kızım. Ben senin hayatını kurtarmaya çalışırken sen meğerse zamanında benimkini yok etmişsin. Sakın haberim yok deme. Duydun demek. Duydum. Ama senden değil. Bunu benden nasıl gizlersin bey baba? Kızım, haberim yoktu. Kriz vardı. Tek çözüm işçi çıkarmaktı. Baban her gün işe sarhoş geliyormuş usta baştan. Kes sıraşı bey baba. Babamın suçunu biliyorum. Bırak bu masalları. Oğluna oyuncak diye aldığın arabalardan birini satsaydın. Ya da fazladan aldığın yalılardan bir tanesini. Hadi bunu da yapamadın. İşçi çıkarırken en azından bir araştırsaydın. Doktor lazımdı. Annem ölürken babamın cebinde sadece birkaç bozuk para vardı. Senin yüzünden. Leyla, yapma. Yapma. Beni yerin dibine sokma. Bu sefer fırtına gibi esme, ne olursunuz. Yerin dibinde olan benim bey baba. Sen hala ayaktasın, şirketlerinin başında dimdik oturuyorsun. Pahalı oyuncaklarınla oynayıp işlerin için kiralık kuklalar tutuyorsun. Sen bana öyle kötülükler yaptın ki bey baba, bir bilsen. Hayatımı yıktın, şimdi de hayallerimi yıktın. Ama yine de eyvallah. Leyla. Neyin var? Hiç. Moralsiz görünüyorsun. Seni Fransa'ya gittin sanıyordum. Gitmedim. Gel odama geç. Sakın bir daha böyle bakma bana. Çünkü ben de sana bakmayacağım. Adımı aklından sil. Çünkü ben de seninkini sileceğim. Çünkü benim için artık yoksun. Ne sen, ne de ailen. Hiçbiriniz yoksunuz. Benim için yoksun da ne demek?
artık. Ha? Yok artık. Bir şey alır mısınız? Proş Roya. Beş tane daha var. Proş. Teşekkür ederim. Proş. Bu ne ayak? Patron çağırdı. Ben geç. Renk? Pas. Bu da iyice artist oldu ha. Bob, Bobby. İyi bak ben. Bobby. Biraz. İyi bak. Koltuk oyunu arkadaşlar. Çağlar açtın mı elini? Benden bir yok. Siloş. Artırıyorum. Yokum. Hemen gidiyorum. Sen gir. Kağıt. Tek artık. Bu kadar çıkartmışlar abi. Hepsi bu mu lan? Evet abi. Çık hadi. Gel koçum. Beni çağırtmışsın abi. Kusura bakma. Ayağımıza getirdik seni ama o olaydan sonra tedbiri elden bırakmamak lazım. Yok abi, önemli değil. Otur otur. Koçum. Al. Helal olsun. Abi gerek yoktu. Avans olarak kabul et. İşe başladın. İşe mi başladım? Bundan sonra benim korumamsın. Sen bilirsin ama ben sana raconu hatırlatayım. Bak, bu alemde en büyük balık ben değilim. Benden büyükleri de var. Ben onlara çalışırken soru sormuyorum. Sen de bana çalışırken soru sormayacaksın. Gerektiğinde gözünü budaktan da sakınmayacaksın. Ne o? Hoşuna gitmedi galiba. Benim işim var be abi. Benim de sana can borcum var. Seni o tamirhanede heba etmem. Al şu parayı. Arkası gelir. Hadi al. Al dedim ulan. Benim paraya ihtiyacım var da senin yok mu? Biraz fazla havalı değil mi? Kız havalı olsun işte. Havandan geçilmez akşamki partide. Birazcık indirsek mi? Sen beğenmedin galiba bu saçı ha? Ha? İndiririm tabii. İndiririm. Saçını da indiririm. Havanı da indiririm. Saçını da indiririm. Havanı da indiririm. Hadi. Hadi git şimdi sudan çıkmış sıçan gibi partiye. Allah kahretmesin sizi. Ay! Allah kahretmesin. Bu ne be? Ay böyle manyak kadınları almayın demiyor muyum ben size? Delirtecek misiniz beni? Beğenmemişmiş. Gel kibar. Okul kuyruk saçını benden iyi yapacak birini bulsun da göreyim. Hüsamettin, niye bağırıyorsun oğlum? Ay gel kız anne. Çıldırtacak bu kadınlar beni vallahi. Ay ben sana dert yanmaya geldim. Boş ver şimdi kendi mesleki sorunlarını. Bırakacağım bu mesleği, o olacak sonunda. Sana ne oldu kız? Gene ne derdin var? Ne biçim konuşuyorsun annenle Hüsamettin? Şaplak geliyor ha? Pardon anneciğim. Ev sahibinin oğlu gelecekmiş. Bize ne ayol? Biz mi ağırlayacağız? Evde oturacakmış. Ay ev oğlanı mı olacakmış? Ne diyorsun anne? Ay evi boşaltın diyor oğlum. Almanya'dan gelip yerleşecek diyor adam. Ay deme. Nereye taşınacağım ben ha deyince? Aman iyi olmuş. Başka türlü o dağ başındaki evden ayrılacağın yoktu. Buluruz sana şehirden şöyle güzel bir ev, taşınırsın. Madem buralara geleceğim, sana yakın bir ev bulalım. Buluruz buluruz. Artık heyecanlı konuya geçelim. Naşit Bey nasıl? Çok ayıp Hüsamettin. Neden?
Baba hala anlatmayacak mısın? Nesi var Leyla'nın? Şimdi ısrar etme. Bir gün belki anlatırım. Baba ne oldu söylesene. Hoş geldiniz Naşit Bey. Sofrayı bahçeye mi kuralım? Ben yemeyeceğim. Yorgunum, yatacağım. Ay ne oldu? Yoksa Selim Bey o Nazan denen kızla evlenmeye mi kalktı? Ay bayılırım vallahi öyle bir şey varsa. Aa. Öyle bir şey mi var? Hı? Nasıl bir şey? Ya ne diyorsun Zeynep Allah aşkına? Allah. Ay bayılırım öyle bir şey varsa. Vallahi bayılırım, billahi bayılırım. Sen beni tanırsın. Onca yıllık kocam. Bilsen engel olmaz mıydım? Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Fıstık oldun kız anne. Ay yakacağım vallahi ortalığı. Kız zilli. Ah, hangi rüzgar attı seni bakayım buralara. Merhaba. Hoş geldin. Geçiyordum uğradım. Bu suratın hali ne böyle? Saç baş dağınık. Salmışsın kendini. Hüsam ettin. Kibar ol biraz çocuğum. Ay ne dedim anne? Yok. Hüsam haklı. Canım sıkkın biraz. Gel otur bakayım şuraya. Bir kendine getirelim seni. Yok be Hüsam. Uğraşma benimle, iyiyim böyle. Otur kızım otur. Ay. Oğlum diye demiyorum, bu konuda hünerlidir. Otur. Moralin düzelir. Şu hale bak, sana sadece saç bakımı yapmak yetmez. Ruh bakımı da yapmak lazım. Bu gece kimseye söz verme, dışarı çıkacağız. Şöyle felekten bir gece çalalım. Çalalım Büyüsam. Hep felek mi bizden çalacak? Bir sefer de biz ondan çalalım. İlahi kız. Hüsamettin. Ay anne bu yaşıma geldim. Hala dışarı çıkmak için izin mi isteyeceğim senden? Hem sen de geleceksin bizimle. Ne varmış yaşında? Hala ben bir bebeksin benim gözümde. Gülme kız. Gel gel gel. Ben bir kız yolarım seni. Kız yolarım seni. Kız yolarım seni. Yapma. Kız yolarım seni. Yapma ya. Selim, iyi değilsin sen. Değilim anne. Bir şeyler eksik hayatımda. Bence eksiğin ne olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Yine konuyu Leyla'ya mı getireceksin? Konu ondan hiç uzaklaşmıyor ki. Çünkü aklımda takılıp kalan tek şey o. Kurtulamadığın, geçip gitmeyen tek şey. Ne fark eder ki? Bugün beni hayatından tamamen çıkardığını söyledi. Onun için artık yokmuş. Bence o ne istediğini söyledi. Söylediklerine inandığını sanmıyorum. Artık sıra sende. Ne istediğine karar vermelisin. Onu hayatından çıkarmak istiyor musun? Güzel, hazırlanmışsın. Canavar abi çıktı. Biz de peşinden gidiyoruz. Nereye? Torpillisin anladık da yine de çok soru sorma. Bu işlerde fazla öten horozun sesi erken kesilir. Eyvallah. Al bunu. Gerek yok. Gerek var mı yok mu sormadık. Al şu makinayı. Bu işte ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hadi gidiyoruz. Baba. Baba. Uyan baba. Konuşmamız lazım. Ne oldu Selim? Saat kaç?
Baba kalk lütfen. Sana söylemem gereken bir şey var. Oğlum ne oluyor gecenin bu saatinde? Sabah bekleyemedin mi? Önemli baba. Gerçekten önemli. Sübhanallah. Neymiş bu kadar önemli olan sabah bekleyemediği şey? Evet. Dinliyorum. Ben... Baba ben Leyla'ya aşığım. Aşkın canı.